Alanya'da ev bulmak günden güne zorlaşıyor. Konut üretimi yavaşlayınca ortaya çıkan art sorunu artan konut kredi faizi nedeniyle orta gelirli vatandaşın ev alımından uzaklaşıp kiraya yönelmesi, kısıtlamaların gevşetilmesiyle ertelenen düğünler yapılınca kiralık ev taleplerinin artması hem üniversiteyi kazanan hem de pandemi nedeniyle evini kapatan öğrencilerin ev arayışına girmesi, kentsel dönüşüm nedeniyle evini tahliye eden vatandaşın kiralık eve geçme çalışması veya yabancılar ve göçmenlerden gelen konut talebi gibi etmenler kira fiyatlarının artmasında büyük rol oynuyor. Kira artışları yeni ev arayanları kara kara düşündürürken bazı mülk sahipleri ise işi fırsata çeviriyor. Ev sahipleri eğer kiralama üzerinden 5 yıl geçtiyse kira tespit davası açıyor. Kiraya zam talep ediyor. Ev sahibi lehine ikinci seçenekse kira sözleşmelerinde 10 yıllık sözleşme uzama süresi dolanlar için tahliye talep ediyor. Hem tahliye hem de kira tespit davalarına yoğun talep yaşanırken kiracılar da pandemiden dolayı kira indirimi davası açabiliyor. Ancak Alanya'daki kira fiyatları göz önünde bulundurulduğunda kira indirimlerinin ne düzeyde olduğu gözler önüne seriliyor. Alanya'da icra takiplerinde artış yaşandı fakat icra takiplerinin bu amaçlı olduğunu fiilen ispat etmek mümkün olmuyor. Çünkü kiranın düzenli ödenmemesi, kiralayanın düzgün kullanmaması gibi teknik nedenlere dayanarak dava açılabiliyor. Ev sahipleri kiracılar hakkında kiraladığım evi kırdı, döktü geceleri geç saatlere kadarsa misafirleri geliyordu, rahatsız ediyordu. Siz bana iftira atıyorsunuz diyebiliyor. Öte yandan oğlum kızım gelecek bahaneleriyle de kiracısını yerinden etme çabalarına girebiliyor. Bu durumun nasıl nasıl çözüleceği herkes tarafından merak edilirken kiracılar ve ev arayanlar ise isyanlarını sürdürüyor.